Eğer şu an burada konuşabiliyorsam, bu röportajı yapabiliyorsam, duygularımı ifade edebiliyorsam, rahatça bugünü kutlayabiliyorsam, atamın bana verdiği bugün sayesinde. Nice 98'leri olsun inşallah. Günümüzde artık şey oldu, sosyal medyadan fotoğraf paylaşıyoruz. Kutladığımızı sanıyoruz, o iradeye ulaştığımızı sanıyoruz. Ama hepimizin hani o sabah yataktan kalkıp meydana gelip bunu hani gerçekten hissetmesi çok güzel. Bundan tam 98 sene önce bir pazartesi günü egemenlik kayıtsız şartsız milletin oldu. Yaşasın Cumhuriyet dediğimiz 98. sene. Bugün Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına Cumhuriyet sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Cumhuriyet olmasaydı şimdi bu kadar şey olmazdık. Cumhuriyet'in sayesinde özgürce konuşuyoruz, geziyoruz, seyahat ediyoruz. Cumhuriyet kadar güzel bir şey var mı? Hiçbir şey yok bence. En güzeli Cumhuriyet. Valla çok mutluyum her zaman. Yani 98 yılda bütün milletimize kutlu olsun. Gayet iyi. Ben çok cumhuriyetçi olarak çok memnunum. Çok iyi. Bağımsızlığı ve ulusal egemenliği ifade ediyor. Hürriyeti, demokratik bir devleti. Atatürk'e böyle bir ülkeyi, vatanı bıraktığı için saygıyla sunuyorum. Cumhuriyet bizim için bir vatan ifade ediyor. Rahmetle anıyoruz atamızı, Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını. Verdikleri mücadele bizler için ve gençler için bir sembol, bir dünya, Türkiye Cumhuriyeti bir dünya sembolü. Rahmetle tekrar anıyorum Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve silah arkadaşlarını ve ebediyete göçmüş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İyi ki bu vatanı bize bırakmışlar diyorum. Eğer ki bu vatan olmasaydı, Mustafa Kemaller olmasaydı, bu vatan gerçekten şu anda bölünmüş ve parçalanmış bir şekilde başka bir emellerin elinde olacaktı. Cumhuriyet demek, özgürlük demek, barış demek, kardeşlik demek, ülkemizin kurtuluşu demek en başta bu. Bunlar geliyor aklıma, yani ilk gelen bunlar. Cumhuriyet bugün 98 yaşında. Neler hissediyorsunuz? Gururluyuz, mutluyuz. Cumhuriyetimizin 98. yılı tüm halkımıza kutlu olsun, mutlu olsun inşallah. Bunları söyleyebilirim. Serbestlik. Padişahlık gibi değil yani. Cumhuriyet bugün 98 yaşında. Neler hissediyorsunuz? Çok iyi yani. Memnunum. Cumhuriyet sizin için ne anlam ifade ediyor? Ne anlam ifade ediyor? Yani düşündüğüm zaman çok büyük bir coşku duyuyorum. Eğer şu an burada konuşabiliyorsam, bu röportajı yapabiliyorsam, duygularımı ifade edebiliyorsam, rahatça bugünü kutlayabiliyorsam, atamın bana verdiği bugün sayesinde. Çok mutluyum, çok coşkuluyum, ağlayabilirim bile o derece. Mutlu hissettiriyor, özgür hissettiriyor, bağımsız hissettiriyor. Yani sayamayacağım kadar çok şey. Özgürlük. Hür yaşamak, istediğiniz gibi yaşamak, istediğiniz yapabilmek. İyi ki Cumhuriyeti ilan etmişiz. İyi ki Atatürk Cumhuriyeti ilan etmiş. Teşekkür ediyoruz bu arada. Cumhuriyet bugün 98 yaşında. Evet. Neler hissediyorsunuz? Nice 98'leri olsun inşallah. Aslında geçmiş yıllarda Cumhuriyet şeyleri daha coşkuyla kutlanıyordu. Daha büyük şey vardı. Bizde günümüzde artık şey oldu. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşıyoruz. Kutladığımızı sanıyoruz. O iradeye ulaştığımızı sanıyoruz. Ama hepimizin hani o sabah yataktan kalkıp meydana gelip bunu hani gerçekten hissetmesi çok güzel. Böyle bir kalabalığın olması çok güzel. Bunlar. Peki Cumhuriyet bugün 98 yaşında. Neler hissettiriyor sizlere? Aslında her şeyde durduğumuzda, İstiklal Marşı okuduğumuzda, saygı duruşuna duyurduğumuzda her Türk genci gibi hani şey, tüylerimiz diken diken oluyor. Olması gereken bunun olduğunu düşünüyorum ben. Bu şekilde.